yayınlanan Diyalog özel programına konuk olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Güneydoğu meselesi, Büyük Ortadoğu projesi, devletin ve milletin birlik beraberliği üzerine çarpıcı mesajlar verdi. Siyasilere de seslenen BTP lideri, doğru ölçüyle vicdan muhasebesi şart dedi. Diyalog özel programına konuk olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Anadolu'yu nasıl vatan edindiğimizi ve yabancıların Anadolu üzerindeki emellerini anlattı. Anadolu coğrafyası hakikaten çok ciddi, her türlü medeniyeti bağrında barındıran, çok ciddi özellikleri olan bir coğrafya. Ve biz bu problemleri bol olan, çeşitli medeniyetlerin hakim olduğu bu coğrafyada geldik. Anadolu'yu kendimize vatan tuttuk. Daha önce Şark projesi olan fitneler, şimdi de Büyük Orta Doğu projesi şekline dönüşerek bütün mesele bu bölgeyi elimizden almak. Tabii savaş yoluyla bunu denediler. Yani imparatorluk döneminde denediler, Türkiye Cumhuriyeti döneminde denediler, İstiklal Mücadelesi denediler ama istediklerine de nail olamadılar. Yani Türk milletinin artık siz şecaati deyin, basireti deyin, nasibi deyin, işte vatanına bağlılığı deyin, bunu namus olarak görüyor deyin, ne derseniz deyin, silahlı çatışmada hiçbir zaman zevali kabul etmedi, istiklalini ilan etti. İstikbalini kazandı, istiklalini ilan etti. Ve bu coğrafya Allah'ın izniyle bize vatan oldu. Güneydoğu meselesi üzerine de çarpıcı mesajlar veren BTP lideri, asıl sorunlu rejim ya da devlet değil, siyasilerdir dedi. Öyle bir noktaya gelindi ki Türkiye, siyasilerin yapması gerektiği yükümlülüğü ifa etmediği için ortaya çok bozuk neticeler çıktı. Örneğin Güneydoğu'da hizmetler yapılamadı. Güneydoğu insanının eğitimi, Güneydoğu insanının sağlık hizmetleri, sosyal hizmetleri, İş hizmetleri, bunlar maalesef temin edilemedi. Ve orada bir problemin ortaya çıkmasına bu hizmet noksanlığı sebep oldu. Hizmet olmayınca bir takım problemlerin işte dış odaklı dünyada buraya odaklandı. Bir de baktık ki her tarafında olaylar yerden ot biter gibi bitmeye başladı, gelişmeye başladı. Şimdi asıl sorumlu olan siyasiler olması gerekirken sorumlu devlet ilan edildi, rejim ilan edildi. Günümüzde yaşanan sıkıntıların çözümü için Ehl-i Beyt çizgisine dönmenin şart olduğunu belirten BTP lideri, siyasileri doğru ölçüyle vicdan muhasebesine çağırdı. Eğer biz geçmişimizi bilir, bunu kalbimizde hükümran hale getirirsek, kolay kolay ne ticarette, ne ziraatta, ne tarımda, ne hayvancılıkta, ne sanayide, ne komşulukta, ne dostlukta, ne arkadaşlıkta, ne eğitimde yanlış yapmayız. Niye? Bizde her zaman doğruyu gösteren bir ölçü, kaynak var. Bir miyar var. Vicdan dediğimiz şey bu. Yanlış anlamayın, burada biz bunu derken laikliği de ihlal etmiyoruz. Dürüst, doğru olabilmemiz için kalbimizde bir vicdan muhasebesinin olması lazım. İç tabiatımızda mutlak bir hakimin olması lazım. Yani
devleti evvela kendi içimizde kuracağız.